Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilim öğrenmede yöntem sorununu müzakere etmek istiyorum. İlahiyat ilimlerini öğrenmede nasıl bir metot izlemeliyiz? Talebenin riayet etmesi gereken metot ne olmalı? Hocanın riayet etmesi gereken metot ne olmalı? Ve bunun dışında da felsefe öğrenmeden önce bilmesi gereken neler? Yani aslında 3 husus üzerinde müzakerelerde bulunmak istiyoruz. Birinci müzakeremizi Gazali'nin İhya-u Ulumi'd-Din adlı eserinden talebenin riayet edeceği adab ve hocanın riayet edeceği adab başlıklı bölümleri yaparak geçmek istiyoruz. Şimdi ilk husus talebenin riayet edeceği adab. Şimdi bazı arkadaşlarım diyecek ki hocam hep de talebenin riayet edeceği adaba takıyorsunuz. Bir de kendi riayet edeceğiniz adabı söyleseniz diyecek. İkinci videomda inşallah bizlerin de hocalar olarak nasıl bir usul ve yöntem izlememiz gerektiğine dair Gazali'nin önerilerini söyleyeceğim. Daha sonra bu iki husus bittikten sonra Farabi'nin felsefe bilinmeden önce öğrenilmesi gerekenler şeklindeki bölümü müzakere edeceğim inşallah. Şimdi bizim ben 95 yılında ilahiyata gelmiştim. Hazırlık sınıfında işte Mevlüt hocamla İslam İnanç Esasları'nda karşılaşmıştık ve okumalara başlamıştık. İşte o aşamadan itibaren hoca-talebe ilişkisi, usta-çırak ilişkisi şeklinde geldik ve 25. yıl bu şekilde okumalarımızı devam ettiriyoruz. Şimdi burada da ben talebenin ne tür bir usul ve çerçeve izlemesi gerektiğini öncelikle Gazali'den sonra da kendi tecrübelerimden hareketle sizlerle tartışmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi biz Gazali'nin talebenin riayet edeceği adab 1. cildin 5. babında geçiyor bu husus. Gazali diyor ki her şeyden önce kalbini bütün fena hallerden, kötü vasıflardan temizlemektir diyor. Yani ilim yoluna girecek kişi öncelikle yapacağı işin ne olduğunu, nasıl olduğunu ve burada elde edeceği şeylerle hayatının nasıl bir şekle gireceğini düşünmesi lazım. Ve bu manada da kalbini temizlemesi lazım. Yani istemediği bir bölümü, istemediği bir disiplini okumak aslında o kişiyi ne yapar? Ona karşı mesafeli olmasını ve öğrenmesini güçleştirecektir. Bizim yapmamız gereken öncelikle gittiğimiz araştırma alanımızla ilgili iyi niyet ve gayretimizi, çabamızı o alanda ne yapmamız lazım? Kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Gazali özellikle kalp temizliği olarak bunu söylüyor. Yani niyet temizliği, kalp temizliği, iç temizlik olarak söylüyor. Bunun da şundan dolayı diyor, dış temizlik önemlidir ama aslında insanlar için önemli olan iç temizliktir diyor. Çünkü dışarıdan sen farklı şekillerde görünebilirsin ama iç dünyanın karanlıksa o zaman bunun yansımaları da karanlık olacaktır şeklinde ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi bazen seviyeleri düşük insanlar kendilerini yüksek seviyede gösterebilirler diyor. Yani baktığımız zaman alim mertebesi olarak sunulan mertebeyi şekille, ünvanla ya da makamla ya da ne bileyim bazı çevrelerin desteğiyle kendilerini alim olarak sunabilirler. Ama bunları nasıl anlarız? İşte iç temizliklerini anlamanın yolu da davranışlarına, yaşam biçimlerine ve akıl ve mantık kurgularına dikkat ederek bunların aslında gerçek bir alim olmadıklarını, insanları kandırdıklarını ya da kendilerini alim gibi gösterdiklerini ifade edebiliriz. Burada Allah Teala'nın Fatır suresindeki "İnnemâ yahşallâhe min ebâdihi el ulemâ" yani Allah Teala'dan en çok korkanlar kimlerdir? Alimlerdir diyor. Aslında bu korkudan kasıt da şu, bildikleri için bilgilerinin gereği olarak ona riayet etmedir. Yani aslında incitmeme, hassas davranma, Tanrı'nın kendilerinden beklediği şeyleri yerine getirmede kusur etmemem manasında bir ayeti de burada Gazali bizler için koymuş arkadaşlar. Şimdi ikincisi de dünya ile alakasını uzatıp yurdundan ve ailesinden belli şekilde uzak kalmayı da göze alabilmelidir. Şimdi bizim ilim yolunda en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi bu. Yani tümden ailenden, günlük yaşamdan uzaklaşmak mı? Aslında şunu söylemek lazım. Kişinin işini yaparken ayırdığı belli bir zaman olması lazım. Yani insan eğer günde 8 saat ilimle meşgul olup, işte 8 saat işte uyku ve dinlenmeyle meşgul olup, 8 saatte yeme, içme ve diğer işte eğlence türü kendi hayatını anlamlandırdığı şeylerle meşgul olursa aslında yaşama da kendisine bayağı bir yer açmış oluyor. Onun için de bizim öğrenci olarak, talebe olarak yapmamız gereken temeldeki şey bu arkadaşlar. Yani zamanı bölüp o zamanlar arasındaki şeyleri birbirine karıştırmamak. Çünkü buradaki söylendiği anlamda tümden uzete çekilmek ya da yaşamdan kopmak bu mümkün değil. Ama ne yapmamız lazım? İlme ayırdığımız zamanda dünyevi meşguliyetlerden uzaklaşmamız lazım. Aslında bu çalışma disipliniyle alakalı. Eğer kişi gerçekten iyi bir şekilde çalışıyorsa o kişiyi o saatler arasında rahatsız edilmek istemez. Eğer kişi kamu personeli ise, mesela burada biz akademisyeniz, akademisyen olarak benim ne yapmam lazım? Günlük o çalışma şeyini ister evde, ister okulda, ister başka yerde mutlaka ne yapmam lazım? Yerine getirmem lazım. Onun için de bizim temelde yapmamız gereken şey tamamen dünyevi meşguliyetlere dalıp ilmi dünyayla karıştırıp bunun peşinden gitmemek. Bir de şunu söyleyeceğim. Mesela insanlar ilmi bir makam ve mevki aracı olarak görüyorlar. Mesela en yüksek mevkiye gelen bir hoca hemen oradan başka bir yere geçiyor. İşte idareci oluyor, milletvekili oluyor, başka bir şey oluyor ve ne oluyor? Oradaki ilmi şey kadük kalıyor. Yapılması gerekense aslında en verimli olan çağ, yani bir kişi ilimde en yüksek dereceye eriştiği zaman o kişinin kendi ilmiyle meşgul olacağı bir yapıyı ona sunmak lazım. Yoksa mesela idarecilik onun temel şeyi değil ya da işte başka işlerle uğraşmak temel şey değil ama asıl işi ne? Akademik anlamda üretim yapmak, akademik anlamda öğrenci yetiştirmek, talebe yetiştirmek diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi üçüncü maddemiz ilimde kibirlenip hocaya karşı ukalalık etmemek. Şimdi insanların en temel şeyi bu arkadaşlar. Zaten şeytanı da dikkat ederseniz kibir bitirmişti. Onun için insanlar belli bir şeyi öğrendikten sonra hocalarına karşı bunu üslupsuz ve ahlaki normlara uymaksızın söylemeye girişebiliyorlar. Bunu yapmamak lazım. Bizde şöyle bir sorun var. İlahiyata gelen talebe genelde hazırlık sınıfında her şeyi biliyor. Birinci sınıfta biraz diyor ya biliyorum ama öğrenmem gereken şeyler var. İkinci sınıfta ya aslında şunlara da bir baksak fena olmayacakmış. Üçüncü sınıf ve dördüncü sınıfta diyor ki ya arkadaş ben çok şeyler öğrenmem lazımmış. Ya da hocalarını yaftalaması, hocalarını ilim konusunda yetersiz görmesi ya da onları dinlememesi. Şimdi şunu söyleyeceğiz. Tabii ki hocalarımız da yeterli olabilir. Bizler yetersiz olabiliriz. Yani bunda eğer yetersizlik ne yapmamız lazım? Hocalar olarak da bizlerin bu yetersizliğini gidermesi lazım. Bunları görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz kimi zaman. Ama bizim orada hocayı yola getirmek yerine önce kendimizi yola getirmemiz lazım. Yani biz önce ilmi öğreneceğiz. Ondan sonra hocamızla eğer bir fikri tartışma, münazara, münakaşa yapacak bir bilgi birikimine sahipsek o zaman ne yapacağız? Hocamızla bunu insani düzlemde güzel bir şekilde müzakere edebiliriz arkadaşlar. Şimdi onun için talebelerin hocalarına karşı kibirlenmemeleri, onlara karşı saygı göstermeleri, fakat bu şu anlama gelmiyor. Her şeyine sessiz kalalım. Hayır. Eğer mantık, akıl ve izan kurgusunun dışında şeyler söylüyorsa tabii ki orada ne diyeceğiz? Hocam bu temel insani değerlere, ahlaki değerlere şuna buna uyuyor mu, uymuyor mu diye sormamız lazım. Çünkü bazen hoca diyerekten pek çok insanın mantık, hukuk ve ahlaki olmayan şeyleri de söyleyebildiğini görüyoruz. Özellikle merdiven altı diyebileceğimiz, din eğitimi diyebileceğimiz, yani devletimizin resmi kurumlarının dışında farklı yerlerde yapılan şeylerde özellikle ilahiyat talebelerine, öğrencilerine, hocalarına karşı da farklı şeyler söylenmekte. Bunlara da fırsat vermemek lazım. Çünkü bizim en temel şeyimiz şu, mantıksal, akli kurguyu sağladıktan sonra eleştiri yapabiliriz. Ama biz önce bu noktada yeterli miyiz, değil miyiz? Önce bir okumamız lazım. Çünkü başta başladığınız yerde söylediklerinizden dolayı pişman olabilirsiniz ileride. Kul hakkına girebilirsiniz. Onun için ne yapmamız lazım? İlmi öğrendikten sonra, ilimde rey sahibi, görüş sahibi olduktan sonra biz bu konularla ilgili ne yapmamız lazım? Konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edelim biz arkadaşlar. Dördüncüsü, İlim tahsilinde bulunan kimse ilme ilk girdiğinde ister uhrevi ister dünyevi olsun insanların ihtilaflarına kulak vermemelidir. Yani buraya gelen arkadaş mesela diyor ki işte felsefe şöyledir, işte mantık böyledir, tefsir böyledir, kelam böyledir. Bu değil. Yani bizim derdimiz şu. Biz burada bütün disiplinleri öğreneceğiz ve bu disiplinlerden hareketle bütüncül bir sistem geliştireceğiz. Ve ben onun için şunu söylüyorum. Aslında kimi zaman oryantasyon çalışmaları yapıyor fakültelerimizde. Aslında bu oryantasyon çalışmalarının ilk başlangıcı şu olması lazım. Biz Mevlüt hocamla ilimlerin sayımından başlatıyoruz ya bu oryantasyon aslında mantık dersinde. Oradan başlamamız lazım. Yani bir ilim öğrenirken bu ilim benim neyime yarayacak? Ne işime yarayacak? Yani ben bu ilimi öğrendiğimde diğer ilimlerle olan irtibatını. Mesela felsefe öğrendiğimde bana ne sağlayacak? Kelam öğrendiğimde bana ne sağlayacak? Tefsir öğrendiğimde bana ne sağlayacak? Hukuk öğrendiğimde bana ne sağlayacak? Şimdi bunu bildiği zaman talebe bu ilimler arasındaki irtibattan hareketle öğrenmeye karşı şevki ve aşkı artacak. Ama geliyorsun bir hoca başka bir şey bahsediyor, bir hoca başka bir şey. Hocalar da haklı. Yani kendi alanıyla ilgili anlatımlar yapıyor. Ama öğrenci bunları anlamlandıramadığı zaman diyor ki ya bunların ne alakası var bunun burayla diyor. İşte o zaman işte felsefenin, mantığın, tefsirin, hadisin, kelamın, İslam sanatlarının, tarihinin hepsinin birbiriyle olan ilişkilerinin insanlara aktarması lazım. Bir de ilmi ihtilafları anlatırken taraf olarak değil, ihtilafı gösterip, çözümünü gösterip ona göre gitmemiz lazım. Çünkü ben bir görüş sahibi olabilirim. Mesela şöyle düşünelim. Ben İbn-i Rüşçü olayım ya da Gazalici olayım. Zihinsel olarak, fikirsel olarak ona daha yakın olayım. Ama bu benim talebemi Gazali'nin eleştirildiği Tahafütü ya da Gazali'nin İbn-i Sina eleştirdiği Tahafütü'l-Felasifesini okutmamamı gerektirmez. Tam tersine burada ben ilim adamıysam eğer, kendi başka bir fikre yakınsam ya da düşünce olarak o tarafa yakınsam, ona rağmen bütün farklı görüşleri ne yapmam lazım? Okutmam, göstermem ve öğrencinin kendi tercihini oluşturmasını sağlamam lazım. Bunu nasıl yapacağız? Bir usul ve bakış açısı çerçevesinde yapacağız arkadaşlar. Onun için talebeleri, özellikle ilahiyata yeni gelmiş, işte imanınızı koruyun, işte orada şöyle olur, işte şu hocayla şey yapmayın. Bunlar tamamen aslında cehaletin unsuru. Çünkü bir öğrenci ilahiyata geldiği zaman nedir aslında amacı? Temelde kendisini geliştirmek, her tür fikri öğrenmek, her tür fikri incelemektir arkadaşlar. Şunu bir de söyleyebiliriz. Usul görmeden, belli bir altyapıya girmeden tartışmaya girmesi yanlıştır tabii ki. Ama bir kitabı okumaması ya da başka bir fikri benimsememesi, yani o kendi özgürlük alanına dair alandır. O alana müdahalemiz söz konusu olmamalı arkadaşlar. İnsanların fikir ve ifade hürriyetini ne yapmamız lazım? Korumamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edelim. Beşincisi, talebe öğlen ilimlerin hiçbir fennini ve nevini terk etmemelidir. Yani baktık ya bu mantık dersi işe yaramıyor ya da işte tefsir dersi şöyle oluyor, hadis dersi böyle. Hayır. Eğer siz burada geldiyseniz bu derslerin her birinin size olan faydasını ileride göreceğiniz için o anda siz bütüncül bir perspektiften bakamıyorsunuz. Sadece siz öğrendiklerinizi biliyorsunuz ama bir üste geçtiğiniz zaman o derslerin sizin entelektüel birikiminizdeki yerini ne yapmış oluyorsunuz? Görüyorsunuz. Hocam bazı şeyler işte geleneksel dönemde kalmış, ben onları... Hayır, onu da bil ama onun eleştirisini, onun anlamını, manasını, altyapısını kurgula. Onun için de öğlen ilimler dediğimiz, yani burada sizlere sunulan ilmi disiplinlerin hepsini birbiriyle irtibatıyla ne yapmamız lazım? Öğrenmemiz gerekiyor. Gelişigüzel bir fenne dalmayıp ehemmi tercih etmek lazım. Yani biz Mevlüt hocamla şöyle yapıyoruz. Yani biz 95'te de ilk aslında Alice ve Küçük Prens'le başladık. Biz önce öğrencimiz geldiği zaman dilsel gelişimini tespit etmek için bir takım hikaye ve romanlarla okumalara başlıyoruz. O romanlarla yazma tecrübesini geliştirdikten sonra akademik metinlere bir sonraki aşamada geçiyoruz. Bunların hepsini belli bir usul ve yöntem çerçevesinde yapıyoruz. Ve öğrencinin gelişimine göre metinleri seçiyoruz. Yani zihnindeki şüpheleri hocanın ne yapması lazım? Kişinin belli bir usul çerçevesinde gidermesi lazım. Ama zihindeki şüpheyi gidereceğim derken şüpheleri arttırıp daha da işin içinden çıkılmaz hale sokuyorsa bu hoca değildir. Yani tam tersine insanların aklını karıştıran, insanlara çözüm önerisi sunmayan, iyice problematik hale getiren kişidir. Şimdi hoca deyince de hocanın bütün fikirlerini kabul edecek miyiz? Hayır. Yani eğer ben belli bir görüşe, belli bir olgunluğa geldiysem kendi fikirlerimi söyleyeceğim, savunacağım, anlatacağım. Yani bunda bir beis yok. Ama şu var, ilmi öğrenirken usul, buranın usulü ise eğer bu usulde gidecekse, mesela biz Farabi'nin yöntemini tercih ediyoruz. Bu usulde devam etmemiz lazım. Eğer başka bir usuldeysek, çünkü zaten ileride o yöntemler arasındaki farklılıklar da neyle görülecek? Yaklaşım biçimleriyle kendisini gösterecek arkadaşlar. Şimdi İlimlerin tertibine riayet. İşte biz onu bir makalede, işte İlesam'daki dergide onu da anlattım tek tek. Dil, düşünce, mantık, fizik, matematik, metafizik ve birey, aile, toplum diye biz o tertibi o şekilde kurmaya çalışıyoruz. Önce dil gelişimini, daha sonra düşünce ve mantık gelişimini, ondan sonra aşama aşama diğer aşamalara geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ilimleri şereflendirilen şeyler, mesela neticesinin yüceliği, delilinin kuvvetliği, yani bunlara da riayet ederek, yani bir ilmi öğrenirken mesela mantık ilmini öğreniyorsunuz, mantığın ilahiyat ismindeki önemini bilseniz eğer ne yaparsınız? Onu çok sağlam bir şekilde öğrenip karşınıza çıktığı zaman insanların o hitap şekillerinden ya da mantıksal çıkarımlardan hangisinden istifade etmesiniz gerektiğini bilirsiniz. O zaman da karşınızdaki insanları rencide etmek sizin meramınızı anlatabilirsiniz. Ya da felsefe disiplini öğrendiğiniz zaman, eğer felsefe karşıtı olsanız bile, mesela felsefeye karşısınız ya da işte düşünce olarak, ben öğrencilerime onu söylüyorum. Felsefe karşıtıysan tam bir felsefe karşıtı ol, öğren, ondan sonra ol. Eğer felsefeyi seviyorsan tam bir felsefe öğren ve ondan sonra seviyorum de. Yani bilmediği şeyden insan nefret ediyorsa ve seviyorsa aslında bu nedir? Problematik, problemli, sorunlu bir yaklaşımdır. Onun için bizim Kindi'nin, filozofumuz Kindi'nin söylediği gibi bir insan bir şeye karşı çıkıyorsa onu öğrenmelidir. Onu öğrendiği zaman ne yapmalıdır? Ona karşı cevap oluşturmalıdır. Aslında bir nevi öğrenmeye başladığınızda da Gazali'nin yaptığı gibi felsefeyle uğraşmış oluyorsunuz ve felsefenin argümanlarına bayağı bir katkı sağlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben bugün talebenin riayet etmesi gereken adabı anlattım. Bir sonraki videomda inşallah Gazali'den hareketle yine hocaların riayet etmesi gereken adabı anlatacağım. Daha sonra da Farabi'nin felsefe bilmeden öğrenmesi gerekenleri anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bir şey vardı, eğer bulabilirsem onu bir size söylemek istiyordum aslında ama şeyde kaçırdım. Bu da çok güzeldi. Yani şöyle söyleyeyim. Soru sormak Allah'ın emridir şeklinde söylüyor. Şimdi bizde bir hadis rivayet edilir. İşte çok soru sormayın, helak olursunuz. Şimdi bazen de bize arkadaşlar geliyorlar. Hocam siz bu hadislere karşı yaklaşımınız nasıl? Bu hadisi kabul ediyor musunuz? İşte çok soru sormayın, helak olursunuz deniyor. Siz de bunu kabul ediyor musunuz diyorlar. Ben de diyorum ki tabii ki kabul ediyorum diyorum. Yani siz de çok soru sormayın, helak olursunuz diyorum. Neden diyorum bunu? Çünkü Peygamber Efendimizin zamanında da şimdi size sürekli gelip birisi alakasız yerden, alakasız şeylerden herhangi bir araştırma yapmaksızın gelip soru soruyor. Şimdi doğal olarak sen de dersin ya böyle soru olur mu? Yani bu sorularla sen helak olursun. Şimdi soru sormak aslında yöntemdir. Yani biz soru sorarken bir yönteme, usule bağlı olarak sormak zorundayız. Yani kafamıza göre her önümüze gelen şeyi sormak bu akademik bir bakış açısıydı. Tabii ki çocuklar, işte öğrenmek için talebeler bunları soruyor ama bir usul çerçevesinde olması gerekiyor. Onun için de aslında şunu söylemek lazım. Soruyu sorabilmek için bir okuma yapmak lazım, inceleme yapmak lazım. Bazen geliyor arkadaşlar diyor ki hocam siz de bir şeyi müzakere etmek istiyorum ki sen benimle bunu nasıl müzakere edebilirsin ki? Çünkü ben bununla ilgili işte 50 tane kitap okumuşum. Ve sen hiçbir kitap okumadan hazırlık sınıfına geliyorsun, bana diyorsun ki hocam ben seninle bir şeyi müzakere etmek istiyorum. Müzakere etmek için senin de o alanla ilgili 10 tane kitap okuman lazım ki o konuda soru sorabilme hakkına sahip olman lazım. Orada sen hocana görüşünü sorabilirsin. He, olur, gidersin okursun, 10 tane kitap okursun, 20 tane kitap okursun, ondan sonra hocaya sen de kendi görüşünü beyan edebilirsin. Yani görüş olmayan insanlar görüş beyan edemez. Şimdi zaten bugünkü sorunlarımızın temelinde de bu yatıyor. Fikri olmadığı halde görüş beyanında bulunuyor insanlar. Onun için şu ayeti vermiş Nahl suresinde. فَاَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız bilenlerden sorun şeklinde bir ayet-i kerimeyi vermiş. Ve bundan dolayı Gazali'ye göre soru sormak ilahi bir emirdir. Şimdi Gazali genelde hep işte sorgulanmayan, işte soru sordurmayan bir düşünce adamı olarak sunuyorlar. Tam tersine yani baktığınız zaman soru sorulması gerektiği yerde işte bu soruyu sormak emri ilahidir. Ama kimin sorması lazım? Düşünebilen ve görüş sahibi olan insan. Onun için biz mesela eğer bir problem varsa bir arkadaşın kafasında onunla ilgili gitsin çaprazlama metinleri okusun. Ondan sonra fikrini oluştursun. O fikre binaen biz de gelip ne yapalım? Müzakere edelim. Ama tutup da hocam ben hiçbir şey okumadım, o konuda da şeyim yok, ben size işte şunu soruyorum. Niye soruyorsun bana? Yani bir de eski devir gibi değil. İnternetten git bak öğren. Ama ben eğer görüş beyan edeceksem sana karşı, seninle tartışacaksam, bu konuda bir fikri karşılık diyalog oluşturacaksak eğer ne yapman lazım? Senin de o olgunluğa gelmen lazım. Onun için bedel ödemeden insanlar gelip fikri tartışma yapamazlar. Herkes haddini bilecek. Yani ne demek haddini bilmek? Alanını bileceksin. Mesela ben de kendi alanımla ilgili bildiğim şeyleri söylerim, bilmediğim şeylerde ben bilmiyorum derim. Çünkü en iyi bilen kimdir? Allah Teala'dır. Yani onun için bizim bilginin bir damlacığından almamız her şeyi bildiğimiz anlamına da gelmiyor. Herkes, yani bizler de dahil olmak üzere hepimiz sınırlarımızı bileceğiz. Nerede ne konuşacağımızı bileceğiz. Şimdi bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Çok uzadı sanırım. İkinci videomuzda hocanın riayet edeceği adabı ve son videomuzda da felsefe öğrenmeden önce bilmesi gerekenleri müzakere edip aslında ilahiyata ya da sosyal bilimlere başlayan bir öğrencinin, talebenin nasıl bir yöntem ve usulle hareket etmesi gerektiğine dair sizlerle müzakere bulunacağız. Sizlerin soruları varsa yine aynı dediğim gibi yorum atabilirsiniz. Çok teşekkürler. İyi günler dilerim. Sağ olun.